Feyza Altun meselesi. Biz bu kadını son herhalde bir 3-5 senedir sosyal medya nedeniyle devamlı önümüze çıkıyor. Devamlı görüyoruz, devamlı duyuyoruz onu. Ve şimdi de bu Feyza Altun böyle bir hamle yaptı. Şeriatla alakalı ağza alınmayacak bir kadına, daha doğrusu kadına da değil, bir insana edeben yakışmayacak olan bir tavırla böyle bir paylaşım yaptı. O paylaşımı niçin yaptı önemli arkadaşlar. Hani niçin yaptığı üzerine biraz duracağız. Yoksa biz Feyza Altun'un ne olduğunu biliyoruz. Bugüne kadar paylaşımları, söylemleri, ekranlarda söyledikleri her şey ortada. Ama bunu niye yaptı ve bunu yaptıktan sonraki süreç ne olacak? Bunu konuşmamız lazım. Çünkü eğer hiçbir şey yok, hani işte aldık, işte bir gözaltına aldık, ifadesini aldık, oradan da gönderdik onu, bu birilerine yeni kapı açıyor. %98'i kağıt üstünde de olsa Müslüman olan bir ülkede birileri dine, imana, Allah'a, peygambere içindeki kini, nefreti direkt kusamadığı için böyle banttan oynuyor. Şeriat üstünden gidiyor. Yok Taliban diyor, Afganistan diyor, o diyor, bu diyor ama asıl dert İslam. Asıl dert Müslümanlık. Şimdi onun üzerine konuşmamız lazım. Feyza Altun kalktı bir paylaşımda bulundu. Bir şeriate işte bilmem ne yapayım diye bir kendisi avukat. Şimdi hani bazısı vardır böyle mevzuatı bilmiyordur. Hani sosyal medyada öylesine bir şeye darlanmıştır ve eline telefonu almıştır. İşte orada da bir küfür patlatmıştır. Sonradan mahkeme şu bu falan olduğu zaman da ya ben bilmiyordum işte o anda sinirliydim. Yok işte bir yeğenim mesajı attı falan filan kıvırabilir. Ama Feyza Altun öyle değil. Feyza Altun uzun dönemdir Türkiye'nin gündemine böyle aykırı söylemleriyle, aykırı tutumuyla gündem olan bir kadın. Şimdi kalkıyor diyor ki şeriate bilmem ne yapayım diye bir açıklamada bulunuyor. Şimdi bunların anladığı şeriat ne? Daha doğrusu anladığı değil. Çünkü şeriatı falan bildikleri yok. İslami hiçbir terimi bilmiyorlar. Sorsan herkes Müslüman. Ama İslam'la uzaktan yakından bir haberler. Bugün Afrika'nın veyahut da Arap Yarımadası'nın bir ucunda yaşayan bir insanın hayatını İslam diye insanlara anlatmaya ve yutturmaya çalışıyorlar. İslam dendiği zaman birilerinin aklına efendim işte adam taşlamak, kol kesmek, işte 4 tane karı almak, içki çubu falan içenleri, eğlenenleri kesmek, öldürmek, herkesi çarşafa sokmak, böyle saçma sapan bir şeriat diye bir şey uydurmuşlar ve bu uydurdukları şeriatla de 30 yıldır 40 yıldır bu milleti korkutarak kendi gemilerini yürütüyorlar. Bütün mevzu budur. Şeriat Allah'ın insanlar için belirlemiş olduğu hükümlerin toplamına denir. Şeriat İslam'ın kanunnamesidir. Uyarsın uymazsın. Bu senin bileceğin bir iş. Ama kalkıp da %98'i kağıt üstünde de olsa Müslüman bir coğrafyada şeriata laf söylersen birileri senin karşına dikilir. İstediğine inanabilirsin. İstersen bir sığıra tapabilirsin. Bir taşa puta tapabilirsin. Onu kendine ilah görebilirsin. Eğlenmeyi, içmeyi, efendim işte sevişmeyi, gezmeyi, tozmayı hayat nizami olarak da kendine belirleyebilirsin. Ama senin bu tutumun ve bu düşüncen insanların değerlerine küfür etme hakkı vermiyor sana. Hele hele az önce de dedim ya cahil de birisi değilsin. Avukatsın. Yıllardır da böyle sosyal medya hesaplarından, televizyon programlarından, öteden beriden devamlı açıklamalarda bulunuyorsun. Şimdi Feyza Hanım bu tweet'i paylaştı ve ardından da şimdi şeriata bir laf söyledin. Şeriate karşı her zaman mücadele edeceğiz. Burası laik bir ülke, şeriat isteyen yallah Arabistan'a. Şimdi bir de böyle bir şey var. Yani kalkıp birisinin değerine küfrediyorsun. Ondan sonra tepkiyi gördüğün anda da ne yapıyorsun? İşte burası laik bir ülke, burası Mustafa Kemal'in kurduğu bir ülke. Sen yallah Arabistan'a. Neyzen Tevfik diyor ya, gitmediler diyor ya. Gitmediler. Giderken birileri itini bıraktı, birileri piçini bıraktı diye bir şiiri vardır ya. Şimdi Feyza Altun'a bir bakıyorsun. Yani burası laik bir ülke. Bazıları da öyle bağırıyor. Laiklik elden gidiyor. Gitsin cehennemin dibine kadar gitsin. Bana ne? Cumhuriyet için mücadele edenler laikliği korumak için mücadele etmedi.
o cumhuriyetin kuruluş esnasında Kurtuluş Savaşı'nda mücadele edenler bu ülkede özgür bir şekilde yaşayabilmek, hem insani hem de İslami konforunu devam ettirebilme adına Kurtuluş Savaşı için mücadele verdiler. Ben Kurtuluş Savaşı'nın bütün fotoğraflarına, eldeki belgelerine, anlatılarına, hepsine baktım. Ben orada hiçbir tane böyle boynunda füları olan, makyajlı, tırnakları efendim ojeli, böyle süslü püslü bir tane kadın görmedim ben. Elleri nasırlı, tırnak araları bile toprak dolu, çarşafı, tesettürü, başörtüsüyle mücadele eden Anadolu kadınları gördüm. Daha sonradan da bu Müslüman, imanlı ve iffetli Anadolu kadınlarının vermiş olduğu kurtuluş mücadelesinin üzerine çöken bu Feyza Altun tarzı pespaye kadınlar gördüm. Ardından işte birileri suç duyurusunda bulunuyor, onun da suç duyurusuna da bilmem ne yapayım. Şimdi bunlara bak, ondan sonra baktı ki bu söylemler yetmiyor. O zaman her daim birilerinin yaptığı o perdeyi hemen hop önüne indirdi. Hemen bir Mustafa Kemal Atatürk paylaşımı ve o Mustafa Kemal Atatürk paylaşımıyla kendi kıçını kurtarma derdine düşen tipler. Biz bunları yıllardır tanıyoruz, biliyoruz onları. Ne zaman birisi bir halt yer, ne zaman birisi bir hırsızlık yapar, ne zaman bir kadına şiddet uygular birisi, ne zaman bir sapıklık yapar, bir tecavüz eder birilerine, hemen Atatürk fotoğrafları paylaşmaya başlarlar. 10. yıl marşı söylerler ve baklava dilimli süveterle insanların huzuruna çıkarlar. Çünkü bu ülkede Atatürk birileri tarafından, kendi çıkarları ve kendi ideolojileri tarafından dibine kadar kullanılan bir objedir. Sizden zerre korkmuyorum. Etiketleyin beni. Kahraman olacak ya. Ne yapacaklar? Anayasal düzeni savunduğum için mi beni tutuklayacaklar? Anayasal düzeni, baba yasal düzeni, teyze yasal düzeni, istediğin düzeni savunabilirsin. Onunla alakalı propaganda da yapabilirsin. Çünkü daha öncesinde de yaptın. Kimsenin burayla bir derdi yok. Bir düzen savunacağım derken insanların değerlerine eğer hakaret eder suç, eğer hakaret eder küfredersen bu suç teşkil eder ve bunun da bedelini ödeyeceksin. Öyle boynuna Atatürk kravatı takmakla, Atatürk fotoğrafı paylaşmakla artık kıçını kurtarma vakti geçmiştir bu ülkede. Eğer birisi kalkıp da bir halt yiyorsa bedelini ödeyecek. Burası eski Türkiye değil. Kafanıza göre canınız ne istiyorsa, kafanız kıyakken aklınıza ne geliyorsa söyleyebileceğiniz, yapabileceğiniz Türkiye o eski Türkiye'ydi. Şimdi bu devletin nizamına, kanununa uymak zorundasınız. Uymazsan, kafana göre hareket edersen o zaman da bedelini ödersin. Mesela bu Feyza Altun şeriata küfrediyor. Gayet normal. Daha öncesinde bakın ben size bir tane tweetini göstereyim. Trans çocuklar vardır diye tweet atan da bu kadındı. Bu ülkede pedofiliyi normalleştirmeye çalışacak kadar ahlak seviyesi yerlerde gezen bir kadındı Feyza Altun. Trans çocuklar vardır. İşte velev ki bilmem neyiz. Bütün ahlaksızlıkları, bütün sapıklıkları, bütün terbiyesizlikleri modernizm diye bu millete yutturmaya çalışan bir güruhun önde gelen avukatlarından bir tanesi Feyza Altun. Onun için bu Feyza Altun dine, imana, İslam'a saldırdığı zaman hani Bu nasıl bunu yaptı diye bir duygu oluşmuyor bizde. Çünkü biliyoruz biz bunu. Sadece şu anda sorduğumuz soru şu. Bayram değil, seyran değil. Bu enişten beni niye öptü? Durduk yere şeriat diye milletin bir gündemi yok. Laiklik diye bir gündemi yok. Böyle gündemin olmadığı bir anda ne diye sen ülkenin gündemine şeriat, bilmem ne yapayım şeriatınıza, burası anayasal düzen, laik bir ülkeyiz, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeriyiz, oyuz buyuz muhabbetine niye girdi bu kadın? Asıl sorulması gereken şey bu. Burada bir cambaza bak oyunu var. Seni beni laiklik, şeriat, Atatürk, işte Kemalizm, Batı, modernizm, Arapçılık, cartçılık, curtçuluk mevzusunda toplayıp başka bir görseli, başka bir konuyu mu perdelemeye çalışıyorlar? Bu taraftan bakmak gerekiyor. Durduk yere hiçbir şey yokken birisi kalkıp da eğer şeriat muhabbetine girişiyorsa, ki tekrar söylüyorum, ben beni izleyen herkese de söylüyorum. Ben şeriat düzenine bağlı, ona tabi birisiyim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin belli bir yönetim şekli var. Kanunları var, kuralları var. O kanunlar, kurallar doğrultusunda işimizi, gücümüzü, sosyal hayatımızı
idame ettiriyoruz. Ama ben bir Müslüman olarak Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de belirtmiş olduğu ve adına şeriat dediğimiz o hükümleri hayatıma monte etmeye çalışıyorum. Hiç kimse de benim hayatıma monte etmeye çalıştığım, daha doğrusu yaşantımı ve hayatımı o çizgiye taşımaya gayret ettiğim bir inançla alakalı beni yadırgayamaz, bana hakaret edemez, bana saldıramaz. Herkes haddini, hududunu, terbiyesini bilsin. Ben şeriatçıyım, ben Müslümanım, ben İslam dinine mensubum ve Allah'ın benim için belirlemiş olduğu kanunları, kuralları, yasakları, emirleri yerine getirmek için gece gündüz mücadele ediyorum. Devletin yönetim şekli laiklikmiş, bilmem cumhuriyetmiş, bilmem monarşiymiş, bilmem demokrasiymiş. O eğer bir gün benim önüme bir referandumla gelirse ben o zaman neye karar vereceğimi biliyorum. Ama onun haricinde ben bireysel olarak şeriata tabi bir Müslümanım. Bunu 30'lu yaşlarda da aynısını söylüyordum. 20'li yaşlarda da aynısını söylüyordum. 10'lu yaşlarda da aynısını söylüyordum. Allah'ın bir kulundan da bu konuda çekincemiz yok. Ben Müslümanım. Şeriatın ne olduğunu biliyorum. Adam anlatıyor. Şeriat diyor işte hırsızlık yapınca kol kesiyorsun onun için kötü. Ulan Kemalizm bu ülkede şapka takmıyor diye adamları dar ağacına çıkardı. Ona da itiraz etseydin ya. Zina yaptığı için adam taşlıyorlar. Ulan şapka takmadığı için adamlar asıldı. Sen halen daha şeriat kötü, şeriat şöyle yapacak, şeriat böyle. Asıl mevzu şu. Şeriattan birilerinin korkmasının sebebi şu. Şeriat Müslüman olmayan birisine emir vermiyor. Ama şeriat eğer Müslümanım diyorsan bazı konularda uyman gereken kaideler var. Uymazsan onun yaptırımı da var. Bu iş böyledir. Bunu bildikleri için o kendi gavurluklarını istedikleri gibi yapmak istedikleri için şeriatla alakalı işte 4 tane karı alıyorsun şeriatta. En azından 4 tane nikahlı alıyorsun. Şeriat olmayınca 30 tane hatunla takılıyorsun. Hiçbir problem yok. Derdin sadakat değil ki. Hakikaten derdin senin sadakat değil. 4 kadın alınıyor diye itiraz eden kişi trans çocuk vardır diye paylaşımda bulunuyor. Herkes her istediğiyle istediği gibi yatabilir, istediğiyle kalkabilir, istediğine sarkıntılık yapabilir, istediğine tecavüz edebilir. Buna razı olan kişi diyor ki amma diyor bu şeriat kötü ya 4 tane karı alıyorsun. Asıl problem şu. Bu ülkede birçok kişi İslam'ı bilmiyor. İslam'ı bilmediği için de saçma sapan konuşmalara giriyor. Çünkü 1920'den itibaren bu ülkenin insanını İslam'dan uzaklaştırdılar. Kur'an okumak yasak, medrese eğitimi yasak, İslami kitaplar yasak, tekkeler yasak, alimler dar ağacına çıkıyor. Hacı hoca üç kağıtçının önde gideni. 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl bu topluma bunu empoze ettiler. İslam'dan uzaklaştırmaya çalıştılar bu milleti ve ortaya çok ciddi derecede bir cehalet çıktı. O boşlukta bir cehalet oluştu ve o cehaletin üzerine de istedikleri düşünceyi inşa ediyorlar. Otursan, konuşsan bunlarla şeriat nedir diye sorsan verecek cevapları yok. Şimdi burada asıl önemli şey şu, az önce de söyledim ya. Arkadaş, niçin böyle bir zamanda bu Feyza Altun kalkıp da bir şeriat tartışması açtı bu ülkede? Arkadaşlar şunu söyleyeyim size. 3 tane nedeni var benim nazarımda. 1, bu Feyza Altun denen kadın özellikle son dönemde de bu Dilan Polat meselesiyle daha da fazla gündem olmuştu. Emre Erciş sosyal medyada bu Feyza Altun'a dedi ki, Feyza Hanım sen bu Dilan Polat mevzusunu, kara para aklama işini, vergi kaçırma işinin üzerine çok gidiyorsun. Sana bir mercek tuttuk. Sen Dilan Polat'tan daha beter bir haldesin. Senin ve eşinin sosyal medya paylaşımları, işleriniz, yaptığınız ticaret, onun üzerinden ödediğiniz vergiler, bunlar halka açık insanların, böyle araştırma yapanların ulaşılabilecekleri evraklar, belgeler. Emre Erciş bunu bir kurcalamaya başladı ve Emre Erciş kurcaladıkça önümüze Dilan Polat'tan daha büyük bir lağım, kanalizasyon borusu çıktı. Yani o patladığı zaman birçok kişiye gidecek oradan. O pislik birçok kişinin üzerine bulaşacak. Ve Emre Erciş de düzgün bir şekilde, mesela Sayın Feyza Altun, Amerika'da satış fiyatı 1050 dolar olan, Türkiye satış fiyatı yaklaşık 50.000 TL olan bu ayakkabıları dolar 2 TL'yken mi aldınız diye bir soru soruyor. Cevap var mı? Yok. Yıllardır sosyal medyada, televizyon ekranlarında bilmem filan bakan işte bilmem
100 bin liralık saat takıyor, 500 bin liralık saat takıyor, kravatı şöyle, atkısı bilmem Prada diye muhabbet çeviren tipler söz konusu kendi mahallelerinden birisi olduğu zaman üç maymun oynuyorlar. Emre Erci soruyor. Diyor ki parmağındaki elmas alyansla alakalı, hani o elmas alyansı geçtim. Bunu diyor Feyza Altun yok taklit değilse diyor adama hesabını sorarlar. Fazla değil diyor. 4 milyon 830 bin lira olan bu bilekliği nasıl aldın diyor. Şimdi sosyal medyada milletin gözünün içine sokuyorlar ya yüzüklerini, efendime söyleyeyim, kocalarıyla beraber böyle fotoğraflarını, ayakkabılarını, elbiselerini, eşiyle beraber böyle boyunlarda işte şeyde hasır setleri falan. Bunlarla alakalı Emre Erciş biraz soru sordu Feyza Hanım'a. Dedi ki Feyza Hanım siz bu serveti eşiniz ve siz kolunuzda 3 milyonluk 5 milyonluk saatler, altınlar, ayakkabılar, sosyal medyada paylaştığınız fotoğraflardaki o aksesuarları bir topladığın zaman sizin yıllık gelirinizin en az bir 100 milyonun üstünde bir şey olması lazım. Ama diyor ben sizin hesap kitabınıza bir baktım. O hesap kitabınıza bakınca sizin yıllık 1-2 milyonluk bir ticaret yaptığınızı beyan ettiniz. Siz burada vergi mi kaçırıyorsunuz? Yoksa aynı Dilan Polat'a yönelttiğin soruları biz de sana yöneltelim. Kara para mı aklıyorsunuz? Hiç bu vergilerde, vergi matrahlarında belirtilen bir hayat yaşamıyorsunuz. Giydiğiniz elbiseler, taktığınız bileklikler, yüzükler, altınlar, ayakkabılar, saatler, bunları bir topladığın zaman bindiğiniz arabalar sizin yıllık gelirinizin 300-500 milyon olması lazım. Emre Erciş bunu sormaya başladıkça ilk önce birkaç tane cevap verdi. Yok işte ben o bilekliği işte dolar 2 lirayken aldım. Yok işte şunu böyle yaptım. İşte bir tane daha o zaman tweetimde 2014 yılında 130 bin 7 bin TL olduğunu yazmışsın. 2014 Ocak ayında 0 Mercedes 99 bin liraydı. En pahalısı da 100. Tamam bunlara cevap verir. Sonra ne oldu? Şimdi eşinden galiba ayrılmış. Öyle de bir süreç yaşamış da. Orada ben ne olduğunu da çok bilmiyorum ama burada bir noktaya bakmak lazım. Acaba aynı bu Dilan Polat gibi bir mevzuyla karşılaşacağını anlayınca bu Feyza Altun şeriat muhabbeti üzerinden kendine bir mağduriyet alanı mı oluşturuyor? İnsanların kafasındaki birinci soru bu. İkinci soru, son dönemde yerel seçimlere gidiyoruz ve yerel seçimlere giderken muhalefet kanadında bir darmadağınık bir durum var. Yapay zekaya soruyorlar, bir aday yapıyorlar. Adam diyor ki bana yar olmuyorsa bu şehir hiç kimseye yar olmasın. Bağımsız adaylığımı koyuyorum, şunu yapayım. Darmadağınık bir haldeler. Kim aday yapılacak? Aday yapılan ayrı laf diyor, yapılmayan ayrı laf diyor. Birisi diyor ki işte bu aday bilmem İmamoğlu'nun, öbürü diyor bu Özgür Özel'in, öbürü diyor işte Alevileri bir saf dışı ettiniz. Kemal Kılıçdaroğlu yanda tespit çekiyor. Ortalık bir karışsın, çarşı bir karışsın, o da dalacak mevzuya. Böyle bir atmosferdeyken Feyza Altun bir şeriat çıkışı yaparak tekrar bu milleti, şeriatı destekleyenler şeriata karşı olanlar, Kemalizmi destekleyenler Kemalizme karşı olanlar çatışması mı çıkarıyor? Çünkü bu Feyza Altun'un çok ciddi derecede bir de siyasi bağlantısı da var. Böyle boy boy mesela işte Ekrem İmamoğlu'yla falan pozları vardır. Kendisi her platformda ben CHP'li birisiyim, CHP'nin avukatıyım diye ortalıkta gezinen birisi. Böyle zaten birbirlerini hediye ederken de biri birine nutuk hediye ediyor. Öbürü birine efendim Atatürk büstü hediye ediyor. Böyle de bir anlayışları var. Şimdi birinci neden acaba bu Feyza Altun aynı bu Dilan Polat mevzusu gibi vergi kaçakçılığından veyahut da kara para aklamadan dolayı bir sıkıntıya düşecekken anında Atatürkçü, Kemalist bir hüviyete bürünüp kendine bir mağduriyet alanı mı oluşturuyor? Veyahut da darmadağınık olan bir muhalif kanadı bir araya toplamak için bir çalışma mı yapıyor? Birileri öyle bir vazife mi verdi ona bilmiyorum. Üçüncüsünü söyleyeyim. Bu kadın Müslüman değil. Çünkü hiçbir Müslüman şeriata küfredemez. Şeriat eşittir İslam demektir. İslam'a küfredemez hiçbir Müslüman. Eğer birisi İslam'a küfrediyorsa ya cahilliğindendir ya da Müslüman değildir, kriptodur. Dedesine, nenesine indiğin zaman orada karşına başka ırktan, başka dinden tablolar çıkar karşına. Bu kadın Müslüman falan değil. Çünkü niye? Cumhurbaşkanımızın daha geçen hafta bir açıklaması vardı. Bilmiyorum sosyal medyada takip ettiniz mi? Tayyip Bey kalktı dedi ki İslam kanunları demek olan şeriata düşmanlık esasen İslam'a düşmanlıktır diyor.
Bu ülkede şeriata düşmanlık, İslam'a düşmanlıktır. Önüne tercih gelir. Ben bu ülkenin işte şeriatla değil de işte demokrasiyle, cumhuriyetle, monarşiyle, şunla bunla yönetilmesini istiyorum diye bir referandum veyahut da bir tercih önüne sunulduğu zaman orada karar verebilirsin istediğini. Ama sen kalkıp da Müslüman mahallesinde salyangoz satamazsın. He, nereden nereye geldik? Şunu söyleyeyim. Daha düne kadar ağzından şeriat lafı çıktı diye gözaltına alınan, hapse atılan, bedel ödettirilen bu milletin yaşadığı bu coğrafya bugün şeriata laf söyleyenlerin hesap vermeye başladığı bir döneme geldik. Elhamdülillah. Bir de bu taraftan bakın olaya.